Tekrardan merhabalar arkadaşlar, herkese selamlar. Yükümüzü boşalttık, şey yaptık, adı ne onun, pek şey yapamadım, yükü çekecektim aslında, benim niyetim oydu. Yükü boşaltırken falan bir çekeyim dedim ama çok yoruldum. Bir de orada acayip derecede bir sıcak vardı. Yani yanları aç, ilaveleri topla, çadırı aç, tavanı aç, orayı aç, burayı aç derken bayağı bir yorgunluk yaptım. Onun için video yapamadım. Şimdi yükümüzü boşalttık. Biz aşağıya doğru Nörn köpük. N-Ö-R-N-N köpük. Oraya doğru gidiyor. Şurada radar. Nön köpeğe gidiyoruz arkadaşlar. Jön köpük var. Nön köpük var. Lön köpük var. Köpükte köpük. Her tarafı bura köpük mü acaba? Merak ediyorum. Köpük buradan mı çıkayım? Lön köpükteki arkadaşa da selamlar olsun. Buradan ben Nön köpeğe gidiyorum. Nevşehir'in N'siyle başlıyor benim gittiğim yer. Yarın da oradan yükleyeceğiz nasip olursa Türkiye'ye, ana vatana dönüş için başlıyor. Bu arada bugün günlerden Salih yaktın beni Salih diyorlar. Salı günleri hep aklıma Salih gelir, bizim Salih. yan gelip yatan Salih'imiz var ya, o. Salı günü bayram, çarşamba günü herhalde, yarın mı bilmiyorum, bugün Arife mi, şeye de bakamadım, Facebook'a, oraya diye bir bakayım bari, bayram ne zaman. Vallahi bayram mayram yok bize, biz çalışıyoruz. Buradan sizin bayramınızı kutlarım, hepinizin bayramı mübarek olsun, Allah'ın bir dahakine nasip etsin inşallah, bir dahaki Ramazan'ı nasip etsin, görmeyi nasip etsin inşallah. Rabbim ömür verirse seneye bu zaman gene bir video daha yaparız. Nasip, ömrümüz varsa tabii. Ömrümüz yoksa geçtik, koduk, gittik. Size iyi bayramlar. Ölünen ölünmüyor. Hayat devam ediyor. Hayat akıcı. İşte kimileri geliyor, kimileri gidiyor. İşte bir bakıyorsun bir bayramda kaç kişiyle bayram yapıyorsun, bir bakıyorsun öbür bayram sülaleden 4-5 kişi eksilmiş. Hayat işte ya, hayat yalan, bu dünya yalan, yalan dünyanın yalan cennetleri, yalan dünyanın yalan malları, mülkleri sizin olsun, biz gider öbür tarafta güzel güzel yaşarız. Öbür tarafta nasıl bir hayat var? Merak ederiz tabii. Gidip görmek lazım. Yaşamak lazım. Bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin diyeyim. Ne olur ne olmaz. Size iyi bayramlar diliyorum. Bayramınız neşe dolu olsun. Büyüklerinize saygılı olun. Büyüklerinizin ellerinden öpmeye, bayram demek küslük bir tarafa, büyüklük sende kalacak, gideceksin akrabanı, hısmını dolaşacaksın, büyüklerin ellerinden öpeceksin, ziyaretler yapacaksın ihtiyarlarımıza, evden çıkamayan büyüklerimize, büyükleri ziyaret edeceksin, işte çoluğunu çocuğunu götüreceksin. Artık şimdi anne ile baba bayram ziyaretlerine gidiyor, biz amcangile bir gidelim gelelim, atıyorum biz halangile bir gidelim gelelim, ebengile dedengile bir gidelim gelelim. Çocuklar gitmiyor, çocukları evde bırakıyoruz ama çocuklar dursun. Aslında çocukları da yanımızda götürüp bu duyguyu onlara da yaşatıp onlar da gelecek nesillere ve çocuklarına biz böyle gördük, böyle yaşayacağız, böyle yaşıyoruz demesi gerekir yani. Ki örf ve adetlerimizi asla unutmayalım. En kötüsü örf ve adetlerimizi unutmaktır, yapmamaktır. Bu örf ve adetlerimizden vazgeçmeyelim. Büyüklerimizi ziyarete gidelim. Selamlaşalım. Komşularımızla merhabalaşalım. Tanı tanıma, selamun aleyküm de insanlar mutlu olur.
ve aleyküm selam yeğenimdir. Vay, özledik böyle selamlaşmayı. Sürekli gurbet ellerdeyiz. Gurbette de bir ayrı oluyor. Ha, bizim vurdum duymaz gibi oluyor. Yani hiçbir şey hissetmiyorsun ki. Burada kimsem yok. Ben gurbetin gurbetçisiyim bir de. Yani gurbette iyi kötü komşun var, tanıdıkların var. Onlara gidiliyor, geliniyor. Ama bizim burada kimsemiz yok. Elimizi öpecek bir çocuğumuz da yok. Bilmem, araştırmak lazım yani buralarda. Rusya olsa neyse de, neyse kapatalım. Ondan sonra yok yani buralarda bir eş dost yok ki bayramlaşalım. Ama iyi kötü tabii çevremiz var. Abilerimiz var, kardeşlerimiz var, tanıdıklar var burada. Tek gelirse böyle bir Türk gördüğümüzde iyi bayramlar demek, bayramınız mübarek olsun demek gerçekten güzel bir duygu. Buralarda hasret olduğu için insanlara konuşmaya, böyle örf ve adetlerimizi yapmak için şey olduğu için, özlem olduğu için buralarda bir başka oluyor. Tabii ki Türkiye kadar olmaz. Türkiye'deki eş, dost, köyde bak 9 gün tatil varmış. Bunu değerlendirmek lazım. Akrabalara gitmek lazım. Eş, dosta gidip ziyaret etmek lazım. Ondan sonra yani atıyorum, aman bayram tatili bir Marmaris'e gideyim, tatil yapayım, şunu bunu bırakın da köyünüze gidin, köyünüze. Köyünüzü bir ziyaret edin. Bir görün kim ölmüş, kim kalmış, köyde ne değişmiş. Ne bileyim, köyde bir şey değişmez. Dedikodudan başka bir şey olmaz da. Gene de gidip görmek, yaşamak lazım. Çocukları götürmek lazım, göstermek lazım. Ne bileyim yani örf ve adetlerimizden vazgeçmeyelim dostlar. Çocuklarınıza da yaşatın bunları. Bayramda neler oluyor, üstünü başını giydirin. Aman bize kimse gelmeyecek. Aman kimsemiz yok. İstanbul'dayız, şudur. Yok. Bayram namazına göndereceksin çocuğunu. Üstünü başını giydireceksin ki bugün Arife ise mesela gideceksin. Bir pantolon, bir ayakkabıdır, bir çoraptır işte. O bayram telaşını o çocuklar yaşayacak ki ben hala o Arife günkü heyecanımı hiçbir zaman unutmadım. Babam dek gelirdi, dek gelmezdi bazen. Dek gelmese de biz kendimiz giderdik. Eve ufak tefek annem yazardı bir şeyler, işte şunları al, bunları al, misafir gelir diye. Ondan sonra onları alırdık, satardık. Üstümüze başımıza bir pantolon, gömlek alırdık, tişört alırdık yazın. Ne bileyim yani ayakkabı alırdık. Yani o pazar meydanına gidip de o coşkuyu, o milletteki heyecanı, insanlardaki telaşı görmek lazım. O da bir ayrı bir duygu gerçekten. Yani bilmiyorum yani aman benim her şeyim var deyip de bir köşeye çekilmemek lazım. Bayramdır. Rabbim onun da bereketini illaki verir. Bir pantolon, gömlek, tişört bir şeyler almak lazım ki o bayramın heyecanını yaşamak lazım. Eve çerez almak lazım. Beklemek lazım. Yani illa misafirim yok değil. Yani şuradan böyle yan komşun tak tak kapıyı çalar gelir. Komşu bayram mübarek olsun. Kahveni içmeye geldim. Hem bayramlaşmak için geldim. Onun önüne bir şeyler çıkartacaksın. Şeker bayramıdır Ramazan bayramı. Bir şeker tutmak, bir tatlı ikram etmek güzel şeylerdir. Yani bunlar güzel bir duygudur. Yaşamak lazım arkadaşlar. Gerçekten biz buralarda yaşayamıyoruz ama ben bu sefer çok istedim. Eve gidip çocuklarımla alışverişe götüreyim dedim Arife günü. O pazarı yaşatmak istedim onlara. O duyguyu, alışveriş yapmak istedim. O heyecanı yaşamaları, taze bir şey alıp da sabah bayramda giyeceğim demelerini. Ben bir özlem yaşıyorum. Böyle bir özlem yaşarım her bayram. Ama kısmet olmuyor işte. Rabbim kısmet etmedi. Kısmet olmayınca olmuyor. Ekmek parası için çıktık. Biz gezmeye gelmedik. Ekmeğimizin peşindeyiz. Bu da böyle denk geldi. Rabbim inşallah Kurban Bayramı'nı görmeyi nasip eder. İnşallah Kurban Bayramı'nda
bu duyguları bize yaşatmayı nasip eder Rabbim. Ve yaşamak isteyen inşallah Rabbim ona da nasip etsin. Sizlere de nasip etsin o duyguyu. Yani yaşamak lazım inşallah Rabbim kurbana artık dedik. Kilitlendik Kurban Bayramı'na. Biraz daha çalışalım. Ondan sonra 2 ay sonra da zaten Kurban Bayramı. Rabbim kısmet ederse kurbanımızı da keserik. O da bir ayrı bir duygu biliyor musun? O yani kurban, ben Allah izin verdikçe, nasip ettikçe görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Kesmediğimiz olmadı herhalde. Kesiyorum ama böyle evime gerçekten böyle bir lokma, iki lokma getiriyorum. Öyle kıyma yapayım, sucuk yapayım, dolabı doldurayım, yeni dolap alayım. Ben o dallarda değilim. Ben dağıtmak için arkadaşlar kurban kesiyorum ve dağıtıyorum. Gerçekten de hele hele bir sene hiç bir sokum etimiz vardı. Yani sabah o Kurban Bayramı oruç açmak için et yedik, daha bir daha görmedik. Dağıtmak lazım. Dağıtmak lazım. Bak bazı kişileri görüyorum. Sırf evine kesiyor. Kurbanı öyle bellemiş artık. Kafasına onu yerleştirmiş. Bazılar var adak kesiyor, kendi yiyor. Olur mu ya? Adak kestiğin zaman senin kanını kim taşıyorsa o yiyemez. Ona veremezsin. Ve elinden geldikçe de 7 parçaya bölüp 5-7 bölüp dağıtacaksın kişilere ki yani kabul olsun. Yani ne bileyim, ben gördüm yani ya. Adam adak kesiyor, kendi evine kesiyor. Yani kendileri yiyor ya. Vallahi gördüm ya. Olmaz böyle. Adak kesilince dağıtılır. Kurban kesilince bir sehem alırsın. Şöyle üçte birini al evine koy. Çocukların için yesinler. Sen de ye. Ama birazcık da dağıt. Birazcık dağıt yani. Dağıtmazsan olmaz. Kesemeyenler var. Ne bileyim artık et görmeyenler neyim falan bilmiyorum da etin kilosu falan. Şimdi bir sürü yazarsınız. Ben biliyorum abi, etin kilosuna kuş mu yitiyor, şudur budur. Ne yapalım abi lan? Ne yapalım? Elimizden gelen budur. Hepimiz aynı. Yani biz siz değilsiniz. Dert yanmayın. Boşuna dert yanmayın. Fiyat miyat zam oldu da şu oldu da etin fiyatı şöyle de böyle de, bir her şeyden haberimiz var. Ne yapalım? Elimizden geldik kadar. Olanlar olmayanlara ikram edecek. Bu kadar. Paylaşacağız arkadaşlar. Müslümanlık budur. Paylaşmaktır. Ulan benim gibi her koyda 10 kişi olsa inan ki kimsenin sırtı yere gelmez. Paylaşmayı bileceksin arkadaşım. Paylaşmayı seveceksin. Mutlu olacaksın. Ben paylaştıkça mutlu olanlardanım. Bak Kırşehir'de bir aile vardı. Birkaç samimi, Nazım'ın geçtiği, alabileceğim birkaç abim, büyüklerim, kardeşlerim var. Almanya'da, orada, burada, Türkiye'de. İstedim. Abi dedim böyleyken böyle bir şeyimiz var. Elinizden geldikçe hepimiz darız. Hepimizin gıt kanaat geçiniyor. Ama 50 liradır, 5 liradır, 10 liradır, 100 liradır. Ne oldu? Bir belli bir miktar meblağ yapıyorsun. Bir aileye yardım ediyor. Çok büyük bir şey bunlar. Paylaşmak mutluluk veriyor. Ankara'da bir abim, Hasan ismi. Allah razı olsun, benim eski bir videomu görmüş. Abi demiş ya, ben bu videoyu yeni gördüm. Benim de katkım olsun bir öğrenciye. Bir bana öğrenci şey yapar mısın, bulur musun? Hemen var. Yani çünkü öğrenciler bana yazıyor. Abi ha, böyle biri olursa bana da şey yapar mısın? Abi bana da yazar mısın? Vallahi içim gidiyor arkadaşım. İçim gidiyor o çocuklara. Böyle 500 liradır, 1000 liradır, 200 liradır, 300 liradır yani isteyen var. Gerçekten isteyen var. İsmi mevzu bahis değil yani. Ama yani ihtiyacı olan gençler var. Hayat pahalandı. Anne babalar bayağı bir yıprandı hepimiz. Onun için olanlardan Allah razı olsun. Arkadaşımın da zekat falan varmış. Abi böyle sana güveniyorum dedi. Tamam baba. Mehmet emmim var. O biraz şey yaptı. Allah razı olsun. Bizim çocuklara da harçlık göndermiş. Allah bereketini versin. İlkerime, çocuklarıma.
Allah razı olsun. Allah bereketini versin. Sağ olsun. Bir büyüğümüzdür. Elini öptük. Bayram harçlığımızı aldık. Ondan sonra böyle abi attı. Çocuğa attım. Ya bir dua ediyor, bir dua ediyor. Yemin ediyorum. Yani bana Allah razı olsun desin yeter. Elimden gelse inan ki ben de veririm. Koyuyorum da yani bazen. O direkt verdim İvan'la. Oraya atmış. O beni çocuk yani ne bileyim ya o kadar sevinmiş ki. Abi sağ olasın. Allah razı olsun. Abiye çok selam söyle. Abiden Allah razı olsun. Allah daha çok versin. Allah size daha çok versin. Allah sizleri kazalardan belalardan esirgesin. Yahu inan ki o dualar var ya öyle bir dualar geliyor ki. Yani çok dua etti. Allah razı olsun. Demek ki ihtiyacı varmış. Arkadaşlar ben bu konuda çok ciddiyim. Yani şöyle ben ihtiyacı olmayana vermem. Adam erkek gelir şuradan para ister vermem. La abi elin tutuyor ayağın tutuyor kurban olduğum. Git çalış. Git 4 tane bir inşaatta bugün pirk edecek. Yemeği al 500 lira koy cibin abi. Niye benden istiyorsun abi? Ama böyle bayanlar falan yapamıyor yani imkanları olmuyor. Olmadığı için genelde bayanlara gönderiyor genç kız çocuklarımıza. Lön köpük diyor la. Buradan da biliyor. Ha lön köpük ayrı. Ben lön köpeğe gidiyorum. At arabasına bağla. Ya o çocuk dedi abi dedi birazcık dedi şey yapacağım. İşte borcum harcım var okuldan dolayı işte çocuklar kredi falan alıyorlarmış bilmiyorum da. Biraz onları kapattım dedi. Ondan sonra bir de bayramlık aldım dedi. Pantolon, tişört, gömlek aldım. Çorap falan, çamaşır falan almış çocuk. Ya abi işte şu kadar da harçlık kaldı dedi. Ya bir dua ediyor, bir dua ediyor. Allah razı olsun abim. Ankara'da kalsan abime. Çok çok selamlarımı iletiyorum. Allah senden razı olsun. Allah birini bin yapsın. Allah birini bin yapsın. Çok sağ olasın. Yani ben de çok mutlu oldum. Allah birine bin katsın inşallah. Elimden geldikçe de olursa dedi. Aylık ayda 300-500 bin neyse dedi. Göndermeye çalışırım. Olsun. Olsun. Allah razı olsun. Yani paylaşmayı seven bir insan demek ki. Paylaşmayı bilen bir insan ki. Rabbim birine bin katsın Hasan abi. Allah işini rast getirsin. Sağ olasın. Bak ben de dua ediyorum. Ben de yoldayım. Yolcunun duası kabul olurmuş. Allah'ım sana daha çok versin inşallah. Sana versin ki sen de birilerine veresin. Rabbim sana zekat vermeleri nasip eylesin. Sana Rabbim ömrünce zekat vermeleri nasip etsin böyle. Allah daha çok versin inşallah. Hepimize. Rabbim hepimize zekat vermeyi nasip etsin. Zekat vermeyi nasip etsin derken paran olur ki zekat verebilesin. İşin gücün rast gider, işin gücün olur, paran pulun olur ki zekat verebilirsin. Tabii zekat hepimize düşer ama bir de çok olup da yani dostlar zekatını böyle illa Ramazan'da değil. Böyle bir iş yaparsın, ayda bir güzel para kazanırsın. Ben bu ay mesela ben bazen böyle güzel para kazanırım. Yani bakarım işim gücüm rast gider, hanıma telefon açarım bir 50 euro şutla birine gitsin. 1 milyar birine ver ya. İşte bazen hanım bunlara da dikkat eder. İşte Ümit şöyle birinin ihtiyacı varmış ha, yapabilir miyiz bir şey. Hemen diyorum hemen. Hemen derhal. Borcum var harcım var olsun baba yap. Yapabiliyorsan yap imkanın var. Ben bir şey yiyorsam o da yesin. Ben ufak tefek bir şeyler yiyebiliyorsam Rabbim ona da nasip etsin inşallah. Yani bana gelen boş dönmez Allah'ın izniyle. Rabbim hepimize zekat vermeleri nasip etsin. Hayırlı bayramlar diliyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Sevgili dostlarım, Allah'a emanet olun. Rabbim bir dahaki bayrama nasip etsin, kavuşmayı nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar diliyorum İsveç'ten. Bu bayramda İsveç'te sonlandıracağız. Allah nasip ederse inşallah. Yoldayız artık. Ne zaman geliriz Türkiye'ye belli olmaz. Orası belli olmaz. İstanbul mu, İzmir mi, Ankara mı orada belli olmaz. Arda'ya söylüyorum bunu. Bizim Arda var ha. Hemen video düştüm mü
Arda yazar, Ümit abi nereye geliyorsun? İstanbul. Ya bir görüşemedik. Arda'yla bir defa görüştük İstanbul'da. Sağ olsun bir çay falan içmiştik o zamanlar. Buluşmuştuk. Şimdi bir daha arkadaşım bir daha buluşmak istiyor, görüşmek istiyor. Bir denk getiremedik yani. Çakışamadık. Ya gidiyor, yük boşaltıyor, hemen geri dönüyor. İstanbul'da Gebze'ye yük boşaltıyor, hemen boşalttım deyince firmaya abi bas gel diyor Hadımköy'e. Hadımköy'e varıyorsun. Oradan bir parça alıyorsun. Hadi Silivri'ye. Silivri'den Çatalca'ya. Çatalca'dan Ahmet'e, Mehmet'e, Konya'ya derken yüklüyorsun. Gümrük yaptır. Şu yaptır. Bu yaptır. Alışveriş yap. Aman şuraya gidiyorum. Buraya gidiyorum. Telaş bitmiyor abi. Telaş bitmiyor. İnan ki şu dünyanın telaşı bitmiyor. Ne kadar da rolantiye alırsam alayım. Bak şimdi hiç acele etmiyorum ama telaş oluyor yani. İşte gidecek, yük alacak. Yük alınca koştur koştur gümrüğe yetiş. Gümrükten çık, gemi bileti al. Limana git, gemiyi bekle, gemiye bin. Uyu, yemek ye. Hayat böyle akıp gidiyor. Yarın yine öyle. Aman Polonya'ya atlayayım. Aman Slovak'a yasak kalmadan bir geçeyim. Macar'a yasağa yakalanmayayım. Ya ama bir sürü işler. Vallahi günler su gibi akıp gidiyor böyle. Günler derken aylar akıp gidiyor ya. Nisan ayına gelmişsin ya. Daha ötüyorsun. Şeydi. Yılbaşıydı ya, daha ötüyorsun ya. Daha dün gibi ya. Dün gibi ya. Rabbim hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Tüm Müslümanlara Rabbime emanet ediyorum. Allah'ım tüm Müslümanlara yardım et ya Rabbi. Senden yardım isteyen herkese yardımını esirgeme ya Rabbi. Allah'ım sen büyüksün. Amin. Ciao bella diyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hadi. Bay bay. Kolum ağrıdı ya. Yine kolum ağrıyor ya. Saracağım kolumu. Bir arkadaş babası söylemiş, jimnastikçiymiş de koluna bandaj yapsın demiş. Doğru söylemiş. Allah razı olsun senden de. Düşünmen yeter kardeşim. Sağ olasın. Yorumlarda gördüm seni. Hem gördüm hem de Instagram'dan yazdın Elyam herhalde. Tam emin değilim de kafa biraz benim yok. Tahta eğesik. Allah'a emanet olun hepiniz. Hepinizi seviyorum abim. Teşekkür ederim. Ciao bella.